Yeni bir teknoloji videosundan hepinize merhabalar. Bugünkü videomun konuğu Tesla olacak. Biliyorsunuz Tesla geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de doğrudan satışlara başladı ve internetten, cep telefonunuzdan kendinize bir Tesla marka otomobil satın alabilirsiniz. Bu durum otomobil kara borsasını ve galericileri biraz üzse de bizim için son derece iyi. İşte bu gelişme yüzünden son günlerde Türkiye'de Tesla tekrar çok konuşulmaya başladı. Ben de bu yüzden Tesla ile alakalı bir video yapmaya karar verdim. Bu videoda şu sorunun cevabını vermek istiyorum. Neden Tesla? Diğer otomobil markaları dururken neden biz Tesla'dan bahsediyoruz? Tesla nasıl oldu da devleri geçerek birinciliğe yükseldi? Bu sorunun cevabı ne? Yani dünyanın ilk elektrikli otomobillerini mi üretiyorlar derseniz cevap hayır. Elektrikli otomobiller yüzyılın başından beri vardı zaten. Hatta ve hatta başlangıçta ilk otomobillerin elektrikli olması düşünülüyordu. Fakat daha sonra bazı ekonomik ve politik sebeplerden ötürü içten yanmalı motorlar tercih edildi. Peki mesele lüks ve kalite mi? Bu noktada karşısında Rolls-Royce var, Maybach var, Mercedes var. Onlar dururken Tesla onların yanında hiç de lüks kalmıyor. İşte bugün bu sorunun cevabını vereceğim size. Neden Tesla? Ama bu sorunun cevabını vermeden önce Tesla'nın biraz size hikayesini anlatmak istiyorum. Bu firma nasıl doğdu, nasıl ortaya çıktı? Çünkü firmanın doğuş hikayesiyle ilgili birçok doğru bilinen yanlış var. Ve bu kısmı geçtikten sonra Tesla'yı bugün dünyanın en değerli otomobil firması yapan sebeplere geleceğim. Şimdi isterseniz bu firmanın hikayesiyle başlayalım. Doğru bilinen yanlışlar dedim çünkü çoğu insan Tesla'nın kurucusunu Elon Musk zannediyor. Fakat aslında bu firmanın kurucusu Elon Musk değil. O oyuna daha sonradan dahil oldu. Tesla firması 2003 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki San Carlos'ta iki mühendis tarafından kuruldu. 2003 yılında Martin Eberhard ve Mark Tarpenning yeni nesil elektrikli otomobiller için çalışmaya başladılar. Bu ikilinin gerçekten de ilginç bir elektrikli otomobil vizyonu vardı. İkisinden önce elektrikli otomobiller gerçek otomobil olarak kabul edilmeyen, garip tasarımda, ilginç, daha doğrusu oyuncağa benzeyen tuhaf ve zayıf makinalardı. Herkes elektrikli otomobillerden bahsediyordu, çevreyi temiz tutmalıyız, şöyle olmalı, böyle olmalı diyorlardı ama günün sonunda gerçekten de oyuncaktan bozma tuhaf tasarımlarla karşılaşıyordunuz. İşte bu iki genç mühendisin amacı buydu. Elektrikli otomobilleri gerçek otomobiller haline getirmek, yani gerçek ve elektrikli ayrımını ortadan kaldırmak. Onları da içten yanmalı motorlu otomobiller kadar güçlü, hızlı ve alınabilir yapmaktı. Fikirler güzeldi fakat şirketin sermaye ihtiyacı vardı. Neyse ki 2004 yılında Elon Musk olaya el attı. 2000'li yılların başında Elon Musk PayPal'i satmıştı. Elinde ciddi miktarlarda nakit vardı. Bu paranın büyük bir kısmıyla SpaceX'i kurdu ve bunun dışında küçük yatırımlar yapmaya başladı. İşte bu yatırımlardan biri de Tesla'ydı. Musk 2004 yılında Tesla'ya 6,5 milyon dolar para yatırdı. Ve bu sayede şirketin yönetimine girdi. Fakat yönetimine girmekte kalmadı. Tesla'yı büyütmek için elinden geleni yaptı. Yeteneklerini kullanarak kısa bir süre içerisinde firmaya milyonlarca dolar çekti. Birkaç yüz bin dolarla kurulmuş firma 2007 yılına gelindiğinde 105 milyon dolara ulaşmıştı. Musk gerçekten de yeteneğini iyi konuşturuyordu. Çok ciddi yatırımcıları çekmeyi başarmıştı. Bu yatırımcılar arasında Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page vardı. Aynı zamanda eBay'in o dönemki başkanı olan Jeff Skoll'den de ciddi bir yatırım almayı başarmışlardı. Musk kısa bir süre sonra şirketin yönetimini devraldı ve sahip olduğu finansal destekle birlikte ilk otomobili üretmek için yola çıktı. Martin ve Mark aslında elektrikli bir spor otomobil yapmak istiyordu. Bu fikir Elon'un da aklına yattı ve 2008 yılında firmanın ilk elektrikli otomobili olan efsanevi Tesla Roadster ortaya çıktı. Tesla Roadster o güne kadar yapılmış en benzersiz elektrikli otomobildi. Size söylemiştim, daha öncekiler oyuncağa benzerken Roadster safkan bir spor otomobildi. Araç İngiliz Lotus firmasının Ellis modelini baz almıştı ve gerçekten de güçlü bir motoru vardı. Roadster modelinin en güçlü versiyonu 288 beygir gücündeydi ve sıfırdan 100 kilometreye 3,7 saniyede ulaşıyordu. Roadster'ın performansı Elon Musk'ın PR yetenekleriyle birleşince bütün dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Roadster'ın rüzgarıyla hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayan firma 2012 yılında en ünlü modellerinden birini sahaya sürdü. Yani Tesla S'i. Model S firmanın ilk lüks modeliydi. Çok beğenildi ve pazarda iyi talep gördü. 2010 yılında General Motors'un iflas etmiş fabrikasını satın alan Tesla firması Toyota ile işbirliğine gitti, pazarını büyüttü ve diğer modellerini de hızla üretmeye başladı. Tesla S'in arkasından kısa bir süre sonra 2015 yılında Tesla X çıktı. Roadster, S ve X sayesinde Tesla bir lüks markası haline gelmeye başlamıştı. Belirli bir seviyenin üzerindeki insanlar bu arabayı almak için sıraya giriyordu. Roadster, S ve X sayesinde Tesla lüks bir marka haline gelmeye başladı. İnanılmaz bir hızla büyümeye başlıyordu ve Kuzey Amerika'da herkes bir Tesla sahibi olmak istiyordu. Fakat bu araçlar lüks olduğu için pahalıydı. Bu noktada da farklı bir hamlenin gelmesi gerekiyordu. Ve 2017 yılında firmanın o çok beklenen hamlesi geldi. Model 3. Model 3 önceki modellerden farklı olarak herkese hitap eden daha ekonomik bir modeldi. Model 3 Tesla'nın en çok satan otomobili olma dışında en belalı otomobiliydi aynı zamanda. Evet, firma iyi satışlar yapıyordu. Marka değeri çok ciddi anlamda artmıştı fakat uzun süre boyunca da zarar etmekten kurtulamadı. Fakat Elon Musk bir şekilde Tesla'yı ayakta tutmayı ve yatırımcı çekmeyi başardı. Ve uzun yıllar zarar ettikten sonra geçtiğimiz yıl itibariyle Tesla artık kâra geçmeye başladı. Bunun dışında yeni modeller de eklenmeye başladı, mesela Cybertruck gibi veyahut da Semi gibi. Ve bugün Tesla 127.000 çalışana ulaştı ve piyasa değeri 1 trilyon dolar. Hala üretimsel süreçlerdeki bazı problemler devam ediyor. Gigafactory'deki üretim problemleri tam anlamıyla çözülebilmiş değil fakat Elon Musk bu firmayı o ya da bu şekilde dünyanın bir numarası yapmayı başardı. Peki nasıl? Neden? Tesla bu kadar ayağının takılmasına rağmen nasıl oldu da bir numara oldu? Bu sorunun birçok cevabı var. Ben bu cevaplar arasında en popüler olan 5 tanesini derledim. Neden Tesla bu kadar başarılı? Madde 1. Elbette ki Elon Musk. Elon Musk son yıllarda çok eleştirilir hamleler yapmaya başladı. Ciddi anlamda ego zehirlenmesi yaşadığı fark ediliyor. Kendine olan özgüveni ciddi anlamda kontrolden çıkmış durumda. Yani daha teknik konuşacak olursam bir tarafları kalkmaya başladı. Fakat bu onun bir pazarlama dahisi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Beğenin ya da beğenmeyin, Elon Musk'ın burnu çok iyi koku alıyor. Ve insanların nasıl ilgisini çekeceğini, daha da önemlisi parası olanların paralarını nasıl alacağını da çok iyi biliyor. Ticari yeteneklerini PR yetenekleriyle birleştiren Elon Musk bu sayede bu firmayı yüz milyarlarca dolarlık bir değere ulaştırmayı başardı. Yol boyunca yaşadığı birçok sıkıntıya, teknik engele rağmen bunu kotarmayı başardı. Musk dışında başka biri olsaydı çok büyük ihtimalle Tesla bu kadar büyük bir firma olmazdı. Yani deli ama ne yaptığını bilen bir deli. Tesla neden bu kadar başarılı? Madde 2. Tasarım. Size videonun başında söylemiştim, elektrikli otomobiller 2000'li yıllardan önce hiç cazip makineler değillerdi. Yavaş, zayıftılar, aynı zamanda çok da şekilsizdiler. İnsanlar elektrikli otomobilleri gerçek otomobil olarak kabul etmiyordu. Onlara göre elektrikler ayrıydı, gerçek arabalar ayrıydı. İşte Tesla bu ayrımı bitirdi. Elektrikli otomobilleri gerçek yaptı. Gerçek otomobillere benzeyen, onlar kadar güçlü, onlar kadar performanslı, onlar kadar güzel ve lüks hale getirdi. Onları radikal çevrecilerin oyuncakları olmaktan çıkartıp Mercedes'lerle, BMW'lerle, Rolls-Royce'lerle yarışır hale getirdi. Tesla bize şunu gösterdi. Elektrikli otomobiller içten yanmalı motorlardan çok daha iyi olabilir. Tesla neden başarılı oldu? Madde 3. Teknoloji. Tesla'nın otomobilleri aslında otomobil sayılmazlar. Onlar daha doğrusu tekerlekleri olan bilgisayarlar. Tesla ile birlikte elektrikli otomobiller otomotiv endüstrisinin geleceğini oluşturmaya başladılar. Standartları belirlemeye başladılar. Ve otonom sürüş gibi, yapay zeka gibi kavramları otomotiv endüstrisine getirdiler ve endüstriyi değişmeye zorladılar. Tesla'lar en hızlılar ve en lüksler değiller fakat geleneksel otomobillerden çok çok daha ileri bir teknolojiye sahipler. Ve bu yüzden de diğerleri, yılların otomobil firmaları Tesla'ya benzemeye çalışıyorlar artık. Ve otomotiv endüstrisinin geleceğine yönelik teknolojiler de Tesla gibi elektrikli araçlarda deneniyor. Tesla neden başarılı? Madde 4. Müşteri memnuniyeti. Özellikle Kuzey Amerika'da müşteri memnuniyetinin en yüksek olduğu markaların başında Tesla geliyor. Firma satış sonrası destek konusunda rakiplerinin her daim birkaç adım önünde oldu. Diğer otomobil firmalarının servisleri her gittiğinizde size bir şeyler kakalamaya çalışırken Tesla tam tersini yaptı. Teknik destek konusunda rakipleri hiçbir şekilde Tesla'ya yaklaşamadı. Ve yıllar önce satmasına rağmen otomobillerine yeni güncellemeler de sunmaya devam etti. Yani arabayı alıyorsunuz, 2 yıl sonra yeni bir güncelleme geliyor, yeni bir özellik açılıyor. Allah aşkına bunu hangi otomobil firması size veriyor ki? Diğer firmalarda en basit bir güncelleme için dünyanın parasını vermeniz gerekiyorken bir sabah Tesla'nıza oturuyorsunuz, kontağı açıyorsunuz, bir bakmışsınız yeni bir özellik gelmiş. Bu sayede firma o kadar ciddi bir müşteri memnuniyetine sahip oldu ki rakipleri de ona benzemek zorunda kaldı. Tesla neden bu kadar başarılı? Madde 5. Destek. Tesla sadece otomobil satmıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük hızlı şarj istasyonu üreticisi. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerin en ciddi sıkıntı menzil. Tesla bu sorunu çözebilmek için devletten bir şeyler beklemek yerine hızlı şarj istasyonlarını Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yaygınlaştırmayı başardı. Bu sayede Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da birçok insan gönül rahatlığıyla uzun yolculuklara çıkabiliyor. Ve böylece elektrikli araçların en ciddi handikapı da bir şekilde giderilmiş oluyor. Ve olay sadece hızlı şarj istasyonu değil, elektrikli otomobil dediğiniz zaman asıl önemli olan şey bataryadır. İşte burada Tesla'nın eli çok güçlü. Çünkü firma bütün bataryalarını kendisi üretiyor. Tesla meşhur Giga fabrikasında kendi ihtiyaçları dışında yakın zamanda diğer müşterilerin de yani diğer otomobil firmalarının da batarya ihtiyacını karşılamaya başlayacak. Ve yakın zamanda Tesla dünyanın en büyük araç pili üreticisi olacak. Kendi bataryalarını ve kendi şarj istasyonlarını ürettiği için Tesla'nın eli gerçekten çok güçlü. Yani olay sadece Elon Musk'ın pazarlama yetenekleri değil. Bu firmanın gerçekten içi dop dolu. Yazılımı kendisine ait, teknolojisi kendisine ait ve işin ilginç bir tarafı bütün patentlerde halka açık. Ama buna rağmen Çinliler, Avrupalılar, diğer Amerikalı firmalar uğraşmalarına rağmen hala Tesla'nın seviyesine ulaşamadılar. Ve artık günümüzde elektrikli otomobil demeyelim. Otomotiv endüstrisinde standartları belirleyen ve ilk taşı atan taraf hep Tesla oluyor. Evet, Tesla başarılı. Tesla içten yanmalı motorlu araçların sonunu getirdi. Devir elektrikli araçlar devri. Devir akıllı araçlar devri. En kaba haliyle özetleyecek olursam Elon Musk deli ama aptal değil. Ve tekrar söylüyorum, bu adamın burnu gerçekten de çok iyi koku alıyor. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz kanalımda bu ve benzeri birçok video var. Beni desteklemek isterseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.